Manşete hoş geldiniz. Cin şişeden çıktı. Yani 31 Mart yerel seçimlerinden bu tarafa görünen bu. 31 Mart'a kadar iktidar bir hikayesi olmadığı, aynı hikayeyi döndür dolaş anlattığı, aynı şeytanlaştırmaları, aynı usulleri, aynı yöntemleri kullandığı ile kritik ediliyordu. Bu görülmüş, bu görüldü. Ve iktidarın yeni bir hikayesinin kalmadığı, verdiği sözleri tutmadığı, vaatlerini gerçekleştirmediği kendi tabanın tarafından da anlaşılmış. O açıdan özellikle 31 Mart'tan 1 Nisan'dan bu tarafa kar topu gibi büyüyen bir muhalefet ve bir rahatsızlık hali var. İnsanlar söyleniyor. İnsanlar artık farklı seslere, farklı alternatiflere ya da o güne kadar ya da bugüne kadar yalanladıkları, duymak istemedikleri, kulaklarını kapadıkları, tıkadıkları konulara kulak vermeye başladılar. O açıdan bu iktidar açısından iyi bir durum değil. Şimdi İsrail'e ticaret meselesi bu konuda gerçekten turnusol oldu. Ve yani İsrail'in Gazze'deki zulümleri, Gazze'de tuttuğu iş protesto ediliyor. Binler, on binler Netanyahu'yu protesto etmek için İsrail'de meydanlara akıyor. Bir şey olmuyor. Ama Türkiye'de siz bunu protesto ettiğinizde rejim polisi size göz açtırmıyor ve böyle başörtülü kadınlar kadın polisler tarafından veya polis şefleri tarafından tartaklanıyor, dövülüyor. Zannediyorlar ki işte biz çembere aldık ve kıstırdık. Arada da pataklıyoruz. Kimse bunu görmez. Aa, yukarıdaki binaları hesap edememişler. Oradan çekiyor insanlar işte. Ayrıca yani Beyoğlu gibi bir yerde, çok katlı yerlerde aşağıda iş tutarken yukarıdan bunun bir cep telefonuyla çekilmeyeceğini düşünmek de ayrı bir embesillik ya. Şimdi bu böyle bir durum var. Yani daha evvel cemaatten kadınlar gözaltına alınıp tutuklanırken veya Hüda Kaya gibi isimler HDP'de siyaset yapıyordu en son. Gözaltına alınıp tutuklanırken bizden değil diyerek itiraz etmiyorlardı ya da hak ettiğini düşünüyorlardı. Ya da başörtüsüyle veya onun muhafazakarlığıyla veya Müslümanlığıyla ilgilenmiyorlardı. Fakat bu defa kendi mahallelerinden insanlar tutulup götürülmeye başlandı. O açıdan bu yaralıyor ve bu sorgulamaları artırıyor. Her ne kadar Anadolu Ajansı, Fahrettin, iktidar kanalları bir propaganda yapmaya çalışsa, ya İsrail'le ticaret yapıyoruz ama esasen o mallar Filistin'e gidiyor falan demeye getirseler de bu işin öyle olmadığını taban da görüyor. Yani neden olmasın ki? Bakın öyle baltayı taşa vuruyorlar ki Mossad ajanı dedikleri başörtülü gözaltına alınan eylemciler Mavi Marmara'da babasını Mavi Marmara'da kaybeden iki genç kadın çıkıyor. Yani Erva Akyüz ve Beyza Bengisu. Bu çuvallama halleri her defasında baltayı taşa vurmalarına yol açıyor. Şimdi dönelim iç siyasete. Meral Akşener büyük Türk milletine hitap etmiş ve genel seçimli kurultayı toplayacağını ve aday olmayacağını ilan etmiş. Burada üç konu dikkatimi çekti. Bir tanesi, her zaman olduğu gibi diyor, kısa vadede olmasa bile zaman içerisinde haklılığım ispatlandı. Göreceğiz, fakat haksız ve yüzü yerde bir şekilde gittiniz. Akıllarda da böyle kalacaksınız. Hani 28 Şubat'taki falan dik duruşunuzla değil. İki, ödenmesi gereken bedelleri başkalarından beklenti olmaksızın her defasında ödedim diyor. Ne bedel ödediğini merak ediyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorsam kimse de bilmiyordur. 3. Seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağım. Fakat daha önce böyle dediği halde olmuş. Yani bu tweet hala duruyor hesabında. Silinmemiş. 22 Temmuz 2018'de attığı bu mesajda kurultayda aday olmayacağım diyor ve oluyor. O arada Müsavat Dervişoğlu çıktı. Müsavat Dervişoğlu'nun mesajı yani Meral Akşener'in mesajını alıntılayıp bir mesaj paylaştı ve orada kurultayda aday olacağını söyledi. İlk aday Müsavat Dervişoğlu ki Akşener'in emanetçisi gözüyle bakılıyor ya da olabileceği söyleniyor. Bunun neden böyle olduğunu birazdan anlatacağım. Bir diğer aday da Koray Aydın, o da potansiyel olarak adaydı. İyi Parti teşkilatını kuran isim, teşkilat başkanlığı yapmış bir isim olması açısından da teşkilatçı yönüyle mühim. Ama her ikisi de düşük profilli insanlar. Yani ne Koray Aydın'dan ne Müsavat Dervişoğlu'ndan
genel başkan olmaz. Olur ama yani bir lider, ne bileyim, sürükleyecek. Meral Akşener'in %18'lere çıkan oyunu hatırlayın İYİ Parti'nin kamuoyu araştırmalarında tabii. Bu oyu toparlayabilecek isimler değil. Müsavat Dervişoğlu'nun Akşener'in mesajını da alıntılamasından hareketle Akşener'in emanetçisi olacağı ve Akşener'in sular çekildikten sonra tekrar partiye dönebileceği konuşuluyor ki zaten Akşener siyaseti bıraktım demiyor. Evime dönüyorum demiyor. Emekli oldum demiyor. Bir daha aday olmayacağım demiyor. Bu kurultayda aday olmayacağım diyor. Kaldı ki o lafı da değişebilir. Niye? Çünkü büyük bir ekonomi var. Oraya geleceğim. O arada Profesör Doktor Ümit Özdağ'la da partiden istifa etmiş. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Şimdi hazine yardımı meselesi. Bu 5 parti Türkiye'de 5 yıl boyunca hazine yardımı alıyorlar. Genel seçimin olduğu yıllarda 3 katı, genel seçimin olduğu bu seneki bir yıllarda da 2 katı hazine yardımı alıyorlar. Şimdi bu müthiş bir bütçe. Yönetilmesi gereken bir bütçe ve bu İYİ Parti'de kasanın başında Akşener'in oğlu oturuyor. Dolayısıyla dünyada böyle karlı başka bir işletme yok. Direkt hazine yardımı geliyor havadan heybeye. Ve senin yani sen onu parti çalışmalarına harca veya harcama veya öyle göster veya gösterme. Tamamen sana kalmış. AKP'ye 1.3 milyar yıllık, CHP'ye 946 milyon, MHP'ye 376 milyon, İYİ Parti'ye 361 milyon, DEM Parti'ye 329 milyon. Her sene. Ve dedim ya bu sene yerel seçimdi. Ocak ayında iki katı yattı İYİ Parti'ye. 700 milyondan çok para. Şimdi bu parayı Akşener'in oğlu yönetiyor. Ve bu parayı %7'yi geçen 5 partiye 5 yıl boyunca yatacak. 2028'de olursa seçim. 2028'e kadar her yılın Ocak ayında partinin hesabına yatacak bu para. Tiko. Cash. Neyse ne derseniz. Böyle de bir tarafı var. Meral Akşener gibi nice topluma öfkeye nefret saçan, kifayetsiz eli kanlı siyasetçinin tarihin çöp sepetindeki yerini alması dileğiyle diyor Yekten Türk Yılmaz. Yani Meral Akşener tarihin çöp sepetindeki yerini alsa bile topluma öfke nefret saçan kifayetsiz ve eli kanlı çok siyasetçi hala ortada dolanmaya devam ediyor. Sabahın bu manşeti konuşuluyor. Bu manşette iki konu var konuşulmayan. Bir tanesi esasen bu manşet yani Yavuz Donat Özgür Özel'le manşete çekmek için veya gazete geniş yer verecek falan diye bir röportaj gerçekleştirmemiş. Gazetenin bilgisi ve onayıyla gitmiş Özgür Özel'le röportaj yapmış. Fakat Özgür Özel Erdoğan'dan randevu isteyeceğim, nereye randevu verirse orada görüşeceğim deyince yani Erdoğan'a sarı ışık hatta yeşil ışık yakınca vay buradan reise bir paye çıkarırız deyip Yavuz Donat'ın merkeze gönderdiği yazı işlerine gönderdiği röportajı manşete çekmişler. Yoksa bu söyleşi Yavuz Donat'ın köşesinde kalacak bir söyleşi. Yani niye olmasın ki? Fotoğrafçı götürmemiş yanında. Foto muhabiri yok. Cep telefonuyla bir fotoğraf çekmişler. Özgür Özel eşofmanlı. Yani o cep telefonuyla çektikleri fotoğraf hatıra fotoğrafı esasen. Gazetede kullanmak için değil. Fakat söyleşiyi yazı işlerine gönderince Fahrettin bakmış ki ya buradan biz reise paye çıkarabiliriz. Bak işte zaten neye dokunsak elimizde kalıyor son günlerde. Dolayısıyla Erdoğan'ın reisimizin seçimin ardından darman duman olan imajını bununla şey yapabiliriz. Bak adam da demiş ki bayram günü Cumhurbaşkanı'nı arayacağım, bayramını tebrik edeceğim, nerede isterse görüşürüm. Sarayda da fotoğraf verecek. Daha ne olsun? Falan. Yani. Hem partiye mesaj, hem ülkeye mesaj, hem şu, hem bu. Yani. Değilse, yani ses kayıt cihazı bile yok. Cep telefonuyla çekmiş Özgür Özel'le söyleşisini. Belki de bu yayınlanmayacaktı. Yani bilmiyoruz. Belki de Yavuz Donat Özgür Özel'le görüşmeye gitti. Konuşurlarken de cep telefonu ses kayıt cihazını açtı, kaydetti. Ben dedi bunu köşemde de yer vereceğim izin verirseniz falan. Küçük görecekti belki veya bir şekilde görecekti. Kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Fakat gazete manşete çekince dikkatini çekti. Sonra da toparlamaya çalışıyorlar. Geçeceksin. Bir diğer önemli konu da şu. Dilek İmamoğlu'nun Emine Hanım'a, Emine Hanım'la birlikte projeler yapalım isterim diye söyleşi vermesi. Cansu Çamlıbel'e T24'te vermiş ve T24 upuzun söyleşiyi bu başlıkla manşete çekmiş. Belli ki bu şekilde de belki karşı taraf
köpürtülmesini veya gösterilmesini istemiş olabilir, bilmiyorum. Fakat burada dikkat çeken iki konu var. Bir, atlanan iki konu. Yani oraya bakmamız icap ediyor. CHP'de mesela İzmir Belediye Başkanı'nın eşi bir söyleşi veriyor mu? Gene Antalya CHP'li Belediye Başkanı'nın eşi bir söyleşi veriyor mu? Vermiyor. Dilek İmamoğlu veriyor. Niye? Bilinen tek büyükşehir belediye başkanı eşi o. Ve sağdaydı. Kampanya yaptı adeta eşiyle birlikte. Ve bir bu. Peki büyükşehir belediye başkan eşi demecinde Emine Hanım'la birlikte projeler yapalım isterim diyorsa ne olarak konuşuyordur? Hangi sıfatla konuşuyordur? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi diyelim ki bir röportaj verdi. Orada Emine Hanım'a böyle bir çağrıda bulunur mu? Emine Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın tek adamın eşi. First Lady. Hayır. Bulunmaz. Herkes haddini bilir. Ama burada Dilek İmamoğlu geleceğin sonraki Cumhurbaşkanı'nın eşi, geleceğin First Lady'si olarak şimdiki First Lady'ye bir karanfil uzatıyor. Evet. Böyle bakarsanız daha iyi okursunuz röportajı. Evet. Bambaşka detaylar var. İşte küçük yaşlardan itibaren esnaf yetiştiği, ne bileyim 9-10 çocuklu bir ailenin kızı olduğu Trabzonlu falan gibi detaylar var. Upuzun bir röportaj. Dilek İmamoğlu'nu tanımak için okuyabilirsiniz. Tabii elbette bir PR çalışması. Şimdi Profesör Doktor Özer Sencar Daktilo 1984'de demiş ki CHP'nin birinci parti olduğu yanılgıdır. Bunu da şuna bağlıyor. Yani DEM Parti'ye ve İYİ Parti'ye giden oylar Ekrem İmamoğlu'na geldi. Yoksa diyor bu partililer, DEM Partililer ve İYİ Partililer kendi adaylarına vermediler. Aynen öyle diyor. İYİ Parti ve DEM Partililer kendi adaylarının kazanamayacaklarını bildiklerinden en büyük düşmanları Erdoğan olduğu için CHP adaylarına oy verdiler. CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğu yanılgıdır. Bu propaganda bilerek yapılıyorsa yalandır demiş. Bunun altını çiziyoruz. O arada CHP'nin önde tamamladığı ancak seçimlerin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı ilçesine kayyım atanmış. İlk kayyım CHP'li belediyeye atandı diyebiliriz. Ama seçim yenilenecek tabii ondan dolayı. Fakat yani seçime kadar belediyeyi vali yardımcısının yönetecek olması da enteresan. Sözcünün manşeti enteresan. Esasen bu Sözcünün özel haberi değil. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel Selin Sayık Böke ile birlikte bir açıklama yaptı. Selin Sayık Böke yaptı açıklamayı. Hatay'da 3389 ölüye oy kullandırdılar dedi. Ve Özgür Özel YSK Başkanı'na çıktı, durumu şikayet etti filan. Yani Hatay'ı takip ediyorlar. Yani Hatay'daki seçim sonuçlarını takip ediyorlar. Fakat burada da gene iki konu dikkatlerden kaçıyor. Bir, ya kardeşim hani siz her şeye hakimdiniz? Hani bu konu, bu seçimde kayıp kaçak yok diyordunuz? Her yerdeyiz diyordunuz? Var işte. Ve bu size söylendi. Deprem bölgesinde ölülere oy kullandıracaklar, göçenler var, adrese kayıt sisteminde sıkıntılar var. Orada bak özel ekipler kurmalısınız, takip etmelisiniz. Edememişsiniz. Ve yalan söylemişsiniz. Yanıltmışsınız insanları. Biz her yerde hakimiz, her yeri tuttuk. Tutmamışsınız işte. Size rağmen 3389 ölüye oy kullandırmışlar. İktidar yapar, her şeyi yapar. Yapıyor. Yapacak da. Bir bu. İki, yani Özgür Özel ve Selin Sayak Böke bir açıklama yapıyorlar. YSK'ya gidiyorlar. Hatay Belediye Başkanı'nın haklarını savunuyorlar. Göya. Niye göya diyorum? Ya adam yok yanlarında. Adam ayrıca gidiyor YSK'ya. Lütfü Savaş ayrıca açıklama yapıyor. Dikkat edin, ne kampanya döneminde ne de sonrasında CHP'den herhangi bir yetkili Lütfü Savaş'la yan yana gelmedi. Lütfü Savaş açıklama yaparken tanıdık bir yüz yok yanında CHP'den. CHP Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, partililer açıklama yaparken Lütfü Savaş yanlarında yok. Ayrı cephelerde, ayrı şeylerde savaşıyorlar. Ayrı meydanlarda aynı savaşı götürüyorlar. Tuhaf yani. Neyin neden olduğunu iyi biliyorsunuz da. Ben detayına girmeyeyim daha fazla. Fakat şu önemli. Zülfü Livaneli söylüyor. Yarı şaka yarı ciddi. Seçim sonuçları muhallebi değil, üç süt anlamına gelen trileçe tadında. Haritaya bakan herkes Türkiye'ye üç rengin egemen olduğunu görüyor. Kırmızı, sarı ve mor. Affınıza sığınarak bu fakirin 90'lı yıllardan bu tarafa ısrarla altını çizdiği üç kutuplu Türkiye gerçeğini bu haritanın kanıtladığını vurgulamak isterim. O zamanlar itiraz edilmişti ama bugün gerçek ortaya çıktı diyor. Gerçekten de öyle. Kırmızı, sarı, mor. Kırmızı, CHP ile temsil edilen
sosyal demokrat, kemalist, ulusalcı ne derseniz seküler bir kesim, sarı ya da turuncu AKP muhafazakarlığı veya siyasal İslam ne derseniz, morsa Kürt Siyasal Hareketi. Böyle üç kutuplu bir siyasi harita var. Doğru bir tespit. O arada AKP'de vuzurdama devam ediyor. Çelik çekirdeğin içindeki eski bakanlardan, parti yöneticilerinden Faruk Çelik paylaşmış. Son dönemlerde nasıl sarıyı kazanıyor? En iyisi biz zafere kimseyi ortak etmeyelim anlayışı hakim olmaya başladı. Halbuki biz olumlu her işin sahibi olarak yukarıyı gösterir, yani reisi gösterir, olumsuzlukları kendimiz üstlenirdik. Bugün alınan neticede sorumluluk adresi olarak yukarısı diyenler, sorumluluk alın ve gereğini yapın. Yani sürekli olarak yukarıyı gösterenler, siz de sorumlusunuz, gereğini yapın falan demiş ama bir kafa karışıklığı var yani. Bakalım iş nereye gidecek. O arada Abdülkadir Selvi 2028 için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı karşı karşıya getirmiş. Belli ki arayı bozma çalışmaları hemen şimdiden başladı. Çok fazla üzerinde durmayacağım ama geçen hafta mevzu etmiştim. Dünya gıda fiyatları son bir yılda %7.7 düşerken, gıda enflasyonu %7.7 düşerken Türkiye'de 70.5 arttı. Evet, bu son derece önemli. Bloomberg güzel bir grafikle bunu ortaya koymuş. Mavi gıda enflasyonu 2017'den bu tarafa. Sarıda, yani mavi Türkiye'deki gıda enflasyonu. Sarıda dünyadaki gıda enflasyonu. Mavi nasıl fırlarken sarı aşağılarda kalmış görülüyor. Yani makas açılmış durumda. Bu hayra alamet bir şey değildir. Bakın şu özellikle 2000, biraz daha yaklaştırayım daha iyi görürsün. Özellikle 2021-22 yıllarında yakın gibi görünürken son 2 yıl 2023 ve 24 Mart'a kadar, Mart sonuna kadar olan süreçte ciddi bir biçimde makas açılmış. Bu büyük bir tehlikedir, büyük bir risktir. Çalan çanlardır ne derseniz yani. Kıtlıktan sonra yokluğa gittiğini gösteriyor ülkenin. Yokluk nedir bilir misiniz? Paranız varsa da ürün ve hizmetlere ulaşamazsınız. Yoktur çünkü. Şimdi kaynak israfı ve kayırmacılığa dair binlerce örnekten sadece biri. Emekliye paramız yok diye veremedik falan. Bakın bu 2022 yaz aylarından getiriyorum size. 2022 yılında Cengiz ve Kalyon grubunun işlettiği İstanbul Havalimanı 2018-19-20 yıllarına ait 3 yıllık 1.2 milyar euroluk kira borcu. 1.2 milyar euro. Güncel kurdan çevirin ne oluyor? 1.2 milyar euroluk 3 yıllık kira borcu 2042 ve 43'e ertelendi. Yani 20 yıl ertelendi. Devletin kesesinden kendi müteahhitlerine kira borçlarını euro cinsinden 1.2 milyar euro 20 yıl erteledi Erdoğan. Ve bu Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Hüseyin Keskin tarafından 17 Ağustos 2022'de doğrulandı. Resmi açıklama orada duruyor. Sadece kaynak israfına bir örnek. Bu parayı çarpın bölün hesaplayın. Bu parayı emeklilere seyyanen dağıtsalardı seçimden önce en az 3'er bin lira cebinde görürdü emekli. En az 3'er bin lira seyyanen. Para yok diye vermediler ama var, istediklerinde buluyorlar. İstediklerinde böyle halkın alacağı olan 1.2 milyar euroyu kendi yandaşlarına böyle peşkeş çekiyorlar. 20 yıl erteliyor. Yani dolayısıyla yarın iktidar değişiminde bütün bu hesapların da tekrar öne konması lazım. Bu insanların yanına bu 20 yıllık erteleme kar kalmamalı. Daha böyle bir sürü şey. O arada tatilciler kapıya koştu diye bir haber. Bu ne? Yunan adası hikayesi. Şimdi iki boyutu var hadisenin. Birincisi, yani Türkiye kıyıları torbaya mı girdi de siz aynı denizin farklı bir kıyısına gidiyorsunuz? İki, yani millette de para varmış bak, akın akın gidiyorlar ve euro cinsinden harcama yapacaklar falan. Fakat bir üçüncü boyut daha var. Kapıda vize falan değilmiş bu. Hürriyet'in detay haberine bakar mısınız? İlk başta feribot bileti ortadan itibaren haberi okuyorum. Bakın yani kapıda vize nasıl oluyor? İlk başta feribot bileti otel konaklamasına ilişkin Yunanca ve Türkçe yazılan bir formun doldurularak önceden acenteye iletilmesi. Bu formlar karşı tarafa bizim kontrolümüzden geçtikten sonra Yunan makamlarına iletiliyor. Yunan makamları bu evrakların kontrollerini yapıp sistem girişlerini yapıyor. Daha sonra yolcu parmak izlerini veriyor. Sistem onayını bekliyor. Vizesi basılıp giriş sağlıyor. Süreç kolay gibi gözükse de dahi bekleme süreleri de oluyor filan.
Bu böyle bir kapıda vize olur mu ya? Yani böyle bir kapıda vize yok. Kapıda vize dediğin nedir? Türkiye'nin bir sürü ülkeye yaptığı gibi girerken 30 euro 40 euro verirsin. Kapıda vize verirler. Basarlar pasaportuna geçersin. Kapıda vize bu ayaküstü verilen 1-2 dakikalık vize. Burada öyle değil. Yani bir takım evraklar gönderiyorsun. Acentenin onayından geçiyor. Yunan tarafına gidiyor. Yunanistan onaylıyor. Bilmem ne filan falan para harcıyorsun. Bilmem ne bir sürü. Sonra da bunu kapıda vize diye satıyorlar. Acayip kapıda vize falan değilmiş yani. Şimdi futbolla çok fazla alakam yok. Türkiye'de takım tutmuyorum, milli takım dahil. Yani o kadar uzağım ki futbola. Bursaspor 3. lige düşmüş. Görünce dedim ya ben bayağı uzaklaşmışım futboldan. Eyüpspor diye bir takım Süper Lig'e çıkmış. Yani o kadar uzak olduğumu anlayın. Yani bunların farkında değilim ve bana şaşırtıcı geliyor. Yani Bursa'nın 3. lige düşmesi, Eyüp'ün Süper Lig'e çıkması. O kadar uzağım yani. Fakat bir Süper Kupa rezaleti yaşandı. Bir şey demeyeceğim. Ayrı bir konu. Yani söyleyeceğim şey iki şey var. Bir, yani bu işi yapamıyoruz. Yani her şeyin çivisi çıktığı gibi bunun da çıktı. En son 29 Aralık'ta Riyad'da oynayacaklardı. Bir sürü skandal. Önü arkası doğru dürüst açıklanmadı. İşte yurtta sulh, cihanda sulh pankartıyla çıkacaktık da izin vermedi de filan falan. Sonra da içeride birkaç gün Twitter yıkıldı bilmem ne. O sonra öyle olmadı ortaya çıktı. Bir sürü şey. Federasyon, Fenerbahçe, Galatasaray kanlı bıçaklı. O arada federasyon tekrar genel kurula gidiyormuş bilmem ne. Galatasaray'la maça çıkıyorsunuz Urfa'da. Maç 2 dakikada bitiyor. Fenerbahçe 19 yaş altı takımla çıkıyor. Galatasaray gol attıktan sonra takımı sahadan çekiyor Ali Koç, Fenerbahçe başkanı. O arada Federasyon başkanı gülerken kameralara yakalanıyor. Galatasaray başkanının ne dediği belli değil. Değişik bir şey. Sonra Fenerbahçe başkanı açıklama yapıyor. İşte 2010-2011 yılında da Süper Kupa ertelenmişti. Beşiktaş'ta oynayacaktık. Bunu Urfa'da yapabiliriz diyor. Telafi edebiliriz. Galatasaray kupayı havaya kaldırıyor sevinç içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında iki kupalı şampiyon falan diyor. Ama yani Süper Kupa maçı olmamış ki kupayı kaldırıyorsun. O kupayı içine sindiriyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Tuhaf. Acayip bir noktaya döndü olay yani. Çok fazla bir şey demeyeceğim. Her şeyin çivisi çıkmışken bunun mu çivisi çıkmayacaktı? Cevheri Güven dün yüklediği videoda Erdoğan'ın kasasında sakladığı dosya AKP'nin A takımındaki Baylok kullanıcıları isim isim belgeler deyip belgeleri verdi. O arada Fahrettin'in dezenformasyon merkezi bu belgeler 2017'de de yayımlanmıştı. Doğru değildir dedi. Doğru kabul edecek hali yok ki. Dolayısıyla yalanlayacak. Fakat enteresan yani iktidarın Cevheri Güven'in iddiasına göre onlarca mensubunun cemaatle irtibat ve iltisaklı olduğu ortaya çıkmış. Bunu belgeleyen bir yayıncılık yaptı. Orada benim dikkatimi şu çekti. Yüksel Yalçınkaya. Geçtiğimiz hafta onun davası görülmeye devam ediyor. Bu gözlüklü şahıs ve uğruna Ahim'den emsal olacak bir karar çıktı. O açıdan da tarihe geçti. Yani Yüksel Yalçınkaya kararı diye onun adıyla anılan bir karar var. O kararda Baylok'tan dolayı Yüksel Yalçınkaya yargılanmış, mahkumiyet söz konusuydu işte filan. Dava hala devam ediyor. Ahim dedi ki, yani böyle bir delil olmaz. Ve bununla siz benzer dosyalarda olduğu gibi insanları şey yapamazsınız. Mahkum edemezsiniz, yargılayamazsınız, cezaevine tıkamazsınız. Çok net, emsal niteliğinde ve Baylok'tan dolayı yargılanan, soruşturulan veya cezaevinde tutulan her kim varsa derhal beraat etmesi gereken Türkiye cezaevlerinde veya Türkiye'de hukukta işte kim varsa bir karar. Fakat Türkiye bunu aylardır uygulamamakta direniyor. Yerel mahkemeler direniyor falan. Dün Cevheri Güven'in yayınında Yüksel Yalçınkaya ile ilgili vurguladığı konu son derece önemli. Onu bir kere daha burada altını çizmek istiyorum. Yüksel Yalçınkaya, yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzakere yazılarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Yüksel Yalçınkaya davası Yüksel Yalçınkaya'ya ait Baylok içeriğine konu Hanveri'nin temininin mümkün olup olmadığının ve mahkemeye gönderilmesinin istenmesi. Yani Yüksel Yalçınkaya ile ilgili Baylok Hanveri'si
temin edin, mahkemeye gönderin. Ve mahkeme delil üzerinden inceleme yapsın. Gerçek delil üzerinden. Ham veriler üzerinden. Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cevabı. Ham verinin okunabilir olmadığı için herhangi bir işleme tabi tutulmadan user ID bazlı ayrıştırılması mümkün değildir. Ham verinin tamamının herhangi bir şüpheli veya sanığa verilmesi ise Bylog'la ilişkili tüm şüphelilerle ilgili bilgiler de ihtiva edeceğinde mümkün değildir. Diyor ki, bir, ben ham veriyi seninle paylaşmam. Delili seninle paylaşmam. Ben MIT fişlemesi yaptım. Ve diyor, MIT bir fişleme yaptı. Ve bana bildirdi. Ben de bunun üzerinden mahkemelerin iş tutmasını istiyorum. Dolayısıyla kimse delili göremez kardeşim. Ayrıca eğer delili sana gösterirsek, diğer şüpheliler de şeye girer. Topa girer. AKP'liler gibi, canlarını istemediği isimler gibi, neyse. Dolayısıyla olmaz. Yani benim gösterdiğim kadarıyla yetineceksin. Muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Yani fıkrada olduğu gibi yani işte kara kedi nerede, dağa kaçtı, dağa nerede, bilmem ne filan, işte inek sütü içti filan hikayesi gibi. Yani acayip bir şey. Yok. Gösteremiyorlar. UYAP'ta yok, savcılıkta yok, başsavcılıkta yok, mahkeme istiyor yok, veremeyiz diyorlar. Yok. Yani tuhaf. Esasen böyle bir şey var mı yok mu? O da belli değil yani. O da belli değil. Cin Şişeden Çıktı başlıklı yayını böylelikle noktalıyoruz. Biraz uzunca bir yayın oldu hafta sonu gelişmelerini de eklediğimiz için. Arefe günü tekrar buluşmak umuduyla.